İhlas nima deyilgan savolga ulamolarimiz juda ham keng, ya'ni qavrovli javoblarni berganlar. Shulardan bittasi ihlos degani antakuna harakatul muslimi va sakanatuhu fi sirrihi va alaniyatihi lillahi vahdahu la yukhalituhu fiha shay'un. Ya'ni ihlos degani bandani, mo'min musulmon kishining barcha harakatu sakanatları yalnız Allah için bölüştüğü içindeyen peşinde hem. Yani bu dünyanın bendenin aşkarı amellerinde hem, bendenin pinhanı amellerinde hem. Yani her bir hareketi mümin kişinin, her bir sakanatı, her bir kılıyatken işi o aşkarı bilsin, pinhanı bilsin, yalnız Allah için bölüştüğü. Ve şu kutturgen amelde biror bir başka narsani aralashmasligi ana shuni mekan ixlos degan ekanlar. Har bir harakatu sakanatimiz ichimizda yu tashimizda faqat Alloh uchun bo'lishligi va bu ishlarimizga boshqa bir g'arazlar, maqsadlarni aralashmasligi ana shuni mekan birodarlar ixlos deylar ekan. Yana ulamolarimiz aytadilarki İhlas degani Alloh taologa nisbatan samimiy, xolis, sodiq bo'lish degan ma'noni ifodalaydi deydilar. Alloh taologa nisbatan samimiy bo'lish, xolis bo'lish, sodiq bo'lish ihlos degani. Yana bir ajoyib gap esimga keldi. İhlosli kishi kim degan savolga ulug'larimiz aytgan ekanlarki günahlarını yaşırgeni, singeri, savablık işlerini hem yaşırgen adam ana şu muhlis, ana şu adam ihlaslı kişidir gerekirdi. İnsan yaman amellerimiz, yaman fiillerimiz, ayıplarımızı adamlar bilmesin de hareketlerimiz, yaşırgenimiz. Huddu şu ayıplarını yaşırgeni kebi, yaşı amellerini hem adamlardan yaşırgen adam ana şu muhlis, ana şu ihlaslı kişidir. Merhametli gene kelle. Hullas kelam biraderler, ihlaslı gene yine hem soddeleştirip etediğim bu şey, bendenin niyetini doğru buluştuğu. Bu demedi yani, bendenin niyetini doğru buluştuğu yani, bendenin kılıyorken amellerden kuzlegen maksadı fakat Allah'ın rızalığı buluştuğu ana şunu meyken biraderler ihlas. Çünkü Nebi aleyhissalatu vesselam özlerinin meşhur hadis-i şeriflerinde innemel a'malu bin niyyati diyenler ameller niyetlerine bağlıdır diyenler. Demek amellerini kabul buluştuğu, amellerini dürüst buluştuğu demeye bağlı, niyetlerine bağlı. Ve yine şu hadisinin devamında Peygamber aleyhissalatu vesselam merhamet kılıp ve innemâ likulli mri'in mâ nevâ diyenler. İnsan için niyet kıyan nersesi buladı diyenler. Demek ne böyle niyet kısık? Allah Teala o şey niyetimizde bizi yetkizerken mi? Amellerimizde Huda'nın nezdinde kabul buluştuğu hem şu niyetke bağlıken mi? Hemen işte niyet var mı? Demek şu niyette doğru buluştuğu. Yani niyetimiz amelimizden fakat yine Allah'ın razılığını gözleşimiz, Kudanı, rızalığını isteşimiz, ana şunu deyken biraderler, ihlas edilirken. Şimdi yine ihlasın nimeliğini düşünmüştük için biraderler, yu'raful eşya'u bi adlâdihâ deydi, ulularımız gelmeli var. Nerseler deydi, özünü ziddi bilen bilinedir. Bir nerseni bilmahçı mısınız? Çünkü tizkarı bugün nerseni edilse düşünüş azam buladı. Yani riya, sum'a diyen nerse ihlaslı tizkarısı. Demek amellerimizde riyanın hoca kursun ya ki sum'a adamlar eşit kursun diyen nerselerini yok buluştukini meyken biraderler. Ana şu ihlas. Riya ve sum'anın tizkarısı demek ihlasdır. Adelerken biraderler. Ha, şimdi biraderler, ulamalarımız yine ihlaslı bir acayip
bir o'xshatishda o'xshatadilar ki, ixlos deydilar. Shunga o'xshaydi. Ya'ni tushunishimiz uchun yana ham bir oson bo'lishligi uchun ulamolar bir o'xshatish qilyaptilar ki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir muborak hadislari bor. U kishi aytganlarki, "Al-hajju arafa" deb qo'yganlar. Haj arafa deganlar. Ya'ni haj Arafat tog'ida turishlikdir. Hajni farzlari bor, o'sha hajlardan eng asosiylaridan bittasi nima? Arafatda turishlik. Bir qoniy bo'lsa ham. Arafatda turmasa uni insonning haji nima bo'lmaydi? Haj bo'lmaydi. Bir odam Ka'bah-i Muazzamaga bordi, borib Minoga bordi, Muzdalifaga bordi. Alloh subhanahu va taoloning baytini haromni nima qildi? Tavof qildi. Va hokazo haj amallaridan iborat bo'lgan amallarni hammasini qildi-yu, lekin Arafat tog'ida turmadi. Shuni haj bo'ladimi? O'sha odamni hoji deb atasa bo'ladimi yoki yo'qmi? Bizlar albatta haromiz aytamizki, yo'q. Uni haj bo'lmaydi, uni hoji deb atalmaydi. Chunki hajni asosiy farzlardan bittasi nima edi? Arafat tog'ida turishlik. Arafatda turmagandan keyin Minoga boradi, Muzdalifaga bordi. O'sha tavofi ifozani qildi. Baribir uni haj bo'lmaydi. Xuddi shuningdek birodarlar, ulamolar aytayaptilarki, Arafatda turmaguncha insonni haji qabulmasida. Shuningdek deydilar, insonni qilgan amallari ham qabul bo'lmaydi, agar bandada ixlos bo'lmasa. Xuddi hajga borib hamma ishlarni bajardi-yu, Arafatda turmadi. Xuddi haj amallaridagi Arafatda turishlik qanaqangi ahamiyatli ish bo'lsa, qolgan amallarimizda ham ixlos birodarlar ana shunday ahamiyatli ish hisoblanadi. Shuning uchun Rasulimiz alayhissalotu vassalom o'zlarini hadisi shariflarda aytadilarki, "Axlisu ibadatalloh fa innalloha ta'ala la yaqbalu amalan illa ma xalos." Ey hurmatli ummatlarim, Alloh subhanahu va taoloning ibodatida ixlosli bo'linglar. Ixlos bilan ado qiling Xudoning ibodatini. Chunki Alloh taolo bandani qilgan amalini qabul qilmaydi, magar ixlos bilan degan bo'lsa qabul qiladi. Ixlosli qilingan amallarnigina Alloh taolo qabul qiladi xolos deb Rasulimiz alayhi salatu vasallam marhamat qiladilar. Va yana Alloh subhanahu va taolo Mulk surasida "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala" sadaqallohu azim, shunday marhamat qiladi. Ya'ni u zot sizni yo'ldan bora keltirgan Parvardigoringiz shunday zotki, o'limni va hayotni yaratdi. Nima uchun? "Liyabluwakum" sizni sinashlik uchun, sizni liyaxtabirakum imtihon qilish uchun, ayyukum ahsanu amala qaysi biringiz amal jihatidan go'zalroq, qaysi biringiz amallarni go'zal qilasiz, ana shuni sinash uchun, imtihon qilish uchun Alloh taolo o'limni va hayotni yaratdi deb marhamat qiladi. Endi oyatga birodarlar e'tibor qarasak, Alloh subhanahu va taolo aytmadiki, liyabluwakum ayyukum aktsaru amala demadi. Qaysi biringiz ko'proq amal qilasiz demadi. Balki qaysi biringiz chiroyliroq, go'zalroq amal qilasiz, shuning uchun imtihon uchun yaratdim deyaptimi o'limni va hayotni? Lekin aytmadiki, qaysi biringiz ko'proq amal qilishligingiz uchun demadi. Nima uchun desa, falaysatil ibratu bil kasrati. Muhimi ibodatni birodarlar ko'pligi emas. Walakinnal ibratu bis sawabi ma'a husnil qasdi. Muhimi birodarlar bandani amallarini to'g'ri bo'lishligi va niyatni, ixlosni chiroyli bo'lishligiga nima ekan bog'liq. Muhimi bandaning ibodati ko'p bo'lmasin.
Muhimi to'g'ri bo'lsin va o'sha ibodatini ixlos bilan ado qilsin. Chunki Rasulimiz alayhissalotu vasallamning bir hadis shariflari bor. Axlis dinaka yakfika qalil min al-amal. Dininda xolis turib, ixlos bilan ibodat qilib, senga ozgina degan amaling ham kifoya qiladi deganlar. Ko'pi kerak emas, birodar. Oz bo'lsin, lekin ixlos bilan qiladigan bo'lsak, ixlos bilan qilgan ozgina amalimizdan nima qilinadi bizga kifoya qiladi. Demak, muhimi amallarning ko'p bo'lishligi emas, muhimi to'g'ri bo'lishligi-yu va ixlosli bo'lishligi. Shu oyat karimaning tafsirida Suzayl ibn Iyaz rahmatullohi alayhi marhamat qilarkanlarki, ayyukum ahsanu amala, qaysi biringiz chiroyliroq amal qilasiz degan oyatni tafsirida qaysi biringiz ixlos bilan qilasiz va qaysi biringiz to'g'riroq qilasiz, ana shuni imtihon qilishlik uchun men o'limni va hayotni yaratdim deb tafsir qilgan ekanlar Uzayl ibn Iyaz. Qaysi biringiz ixlosli bo'lasiz va to'g'riroq amal qilasiz, shuni imtihon qilish uchun deb tarjima qilgan ekanlar. Nimaga desa, bu kishi aytgan ekanlarki, innal amal iza kana xolisan va lam yakun savoban lam yuqbal. Chunki amal ixlos bilan qilinsa-da, lekin to'g'ri bo'lmasa ham qabul bo'lmaydi. Ixlos zo'ri to'g'ri emas, qabul emas u. Yo bo'lmasa to'g'ri-yu ixlossiz qilinyapti, u ham qabul emas. Qachon qabul bo'ladi? Bandani amali ixlosan bo'lsin, to'g'ri ham bo'lsin. To'g'ri bo'lsin deganlari shariat ko'rsatmalariga, Qur'onga, sunnatga muvofiq bo'lsin. Qur'onga teskari ish qilsangiz, sunnatga teskari ish qilsangiz, ming ixlos bilan qilsangiz ham nima emas, qabul emas. Lekin sunnatga muvofiq, Qur'onga, hadisga muvofiq Xudoni amri Rasulini ko'rsatmasiga asosan ishni qilyapsiz-ku, ixlosingiz yo'qmi? U ham nima bo'lmaydi, birodarlar, qabul bo'lmaydi. Demak, to'g'ri bo'lishligi amallarda ana o'sha, demak, sunnatga muvofiq bo'lishligi. Chunki man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat deganlar, kim bizni bu din ishimizda dindan bo'lmagan narsani paydo qilsa, yangitdan u rad qilingandir deganlar, qabul qilinmaydi. Ana shu bilan bir qatorda sunnatga, Allohning amriga muvofiq bo'lish kerak va unda birodarlar ixloslik ham bo'lsa, keyin amallarimiz Allohning huzurida qabul bo'ladi.